Mutlu günler sevgili seyirciler, set sayısına hoş geldiniz. Hazır Mislikom Sultanlar Ligi'nde maç takvimi biraz hafiflemişken biz de set sayısına özel konuklar almaya devam ediyoruz. Bu haftaki özel konuğumuz milli takımlar basın sözcüsü Kurtaran Mumcu ve her zaman olduğu gibi Özlem Özçelik de bizimle birlikte. Kurtaran Mumcu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Özlem sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun için. Tabii gündemde milli takım var. A milli erkek voleybol takımımız Üsküp'te istediği sonuçları aldı. Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Öncelikle tabii ki erkek milli takımımızı konuşacağız Kurtaran Mumcu'yla. Performansı nasıl buldunuz? Öyle başlayalım. Finaller biletini aldık. Oyuncularımızın bireysel performanslarını nasıl buldunuz? Bazı yeni isimler vardı, Arda Bostan gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel anlamıyla? Şimdi erkek milli takımımızı öncelikle tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçtiler. Çünkü gerçekten bu pandemi sürecinde hem yıl sonuna denk gelmesi, kamp döneminin çok az olması, ancak işte kulüplerindeki çok formda oyuncularla birlikte bu neticeye gitmek için bir toplanıldı. Ve bunda da başarı elde edildi. Çünkü Makedonya burada çok iddialıydı. İki turnuvayı da kendi ülkesine almakla bu işten birinci çıkacağını zannediyordu. Ama biz ilk grupta çok ciddi oynadık ve bütün maçlarımızı 3-0, 3-0 ve 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etmiştik. Aslında biz hep şunu düşündük. Keşke ilk maçı da 3-0 alsaydık. İkinci grupta Bosna Hersek'i yendikten sonra bu iş bitseydi daha tatlı olurdu diye düşündük. Ama bir set kaybedince son güne de kaldı maç. Orada da ilk seti aldıktan sonra takım zaten amacına ulaşmıştı. Yani sporun bir genelinde bir rehavetlik olabilir. Amaca ulaştıktan sonra herhalde vücutta da bir şey oluyor, rahatlama oluyor. Maçı verdik ama hiç önemli değil. Mühim olan Avrupa Şampiyonası'na gitmekti. Bunu elde ettiğimiz için mutluyuz. Aslında finallere gitmeden önce, daha doğrusu eleme maçlarına gitmeden önce Nedim Özbey'i ve Arslan Ekşi'yi biz burada konuk almıştık. Evet. Nedim Özbey'in bir eleştirisi vardı. İki ayağı da neden Kuzey Makedonya ev sahipliği yapıyor, neden birine biz ev sahipliği yapmıyoruz şeklinde. Biraz da Boriç'e serzenişi vardı. Neden böyle oldu? Neden iki ayakta Kuzey Makedonya'da yapıldı? Sizin bir girişiminiz oldu mu? Biz isteseydik alırdık. Yani bizim federasyonumuzun böyle bir gücü var. Yani Avrupa'da bizim isteyip de alamadığımız turnuva yok gibi bir şeydir. Yani ama dediğim gibi yani biz belki orada da iki maçı oynanmasının bizim için hiçbir sakıncası yoktu. Çünkü bizim oradaki rakiplerimiz çok ciddi olarak görmediğimiz rakiplerimizdi. O yüzden de iki maçı da orada oynamanın bizim için bir dezavantajı olacağını düşünmediğimiz için almadık. Öyle de oldu diye düşünüyorum. Yani Boriç falan bu tip konuda zannetmiyorum. Yani iki ayağını da oraya alıp bizi açığa düşürmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Neticesinde bizim Türk milli takımının yeri bu Bosna Hersek Makedonya değil, daha yukarılarda olması lazım. Ben hep onu söylüyorum. Buradaki oyuncularla yapmış olduğumuz toplantılarda da söyledim. Yani bizim yerimiz artık çok iyi bir jenerasyonumuz var. Çok tecrübeli oyuncularımız var A milli takımda. Artık bizim yerimiz Avrupa Golden League değil, Dünya Milletler Ligi olması lazım. Yani bizim oralarda boy göstermemiz lazım. Ben oyuncularda da bu İstek ve arzuyu gördüm. Buradaki işte başkanımızın vermiş olduğu yemekte hep beraber bir toplantı yapmıştık. Hem sohbet etme imkanımız olmuştu. Onlarda bu şey gözüktü yani. İlk defa bu sefer erkek milli takımımızı istekli, arzulu, bu işi başaracağız diyerek yola çıktıklarını gördüm. O yüzden de şimdi önümüzde ciddi bir süreç var. Yani hem Golden League bilmiyorum nasıl oynanacak mı, oynamayacak mı pandemiden dolayı. Onun arkasında Avrupa Şampiyonası var biliyorsunuz. Oraya çok ciddi şekilde hazırlanacağız. Orada ben hep şunu söylüyorum işte ilk 5 madalya gelebilir. Yani biz 2017'de de ben Polonya'da da erkek milli takımımızla beraberdim. Orada da üçüncülük hakikaten elimizden gitmişti. Çok üzülmüştüm. 2019'da da sakatlıklardan dolayı çok iyi bir kadro oluşturamamıştık. Ama şimdi önümüzde zaman var. Çok iyi kadromuz var, çok genç oyuncularımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Bunlarla çok iyi işler yapacağız. Onu soracağım aslında. Yeni jenerasyonu nasıl buluyorsunuz? Adis şu anda İtalya Ligi'nde en skorer oyunculardan biri. Adis Lagumcia. Baktığımda Efe Mandıracı muazzam bir sezon geçiriyor. Efe Bayram, iki Efe Bayram. Çok iyi sezon geçiriyorlar. Yani yeni jenerasyon aslında iyi geliyor gibi. Evet. Çok yani iyi. İlerleyen çok, çok yıllarda... iyi. Hem fizikliler hem güçlüler. Neler bekleyebiliriz? Çünkü hep kadınlarla kıyaslanıyor erkekler voleybolu Türkiye'de. Zaten bunu da hep açıklamaya çalışıyoruz ama bizim kadın erkek diye bir ayrımımız yok.
Yani dünyada hep erkekler önde gözüküyor ama şimdi bizim federasyonda erkekler kadınlar önde duruyormuş gibi duruyor ama bizim federasyonda hiç öyle bir ayrımımız yok. İkisine de eşit seviyede davranıyoruz. İmkanlar neyse, istenilen neyse hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Kadınlar birazcık daha mücadele ettiler diye düşünüyorum. Biz 2016'da yola çıktığımızda kimse de böyle bir beklenti yoktu. Yani bu takım çok genç yapılanmış bir takımdı. O yüzden de ya, çok çalıştılar, çok mücadele ettiler, savaştılar. Birazcık da tabii nasıl söyleyeyim, bu VNL'deki elde ettikleri başarıların ve oradaki kazançların onlara çok iyi dönüşleri oldu. Erkeklerde tabii böyle bir imkanımız çok fazla olmadı. Geçen sene bir Golden League'deki Avrupa şampiyonluğu onlar için bir motive etti onları. Morallerini yükseltti. Ama dediğim gibi yani erkeklerde hiçbir zaman bizim öyle bir kadınlardan ayrı bir ayrım yaptığımızda söz konusu değil. Gelen her türlü talebe cevap veriyoruz yani onların istekleri doğrultusunda. Antrenman konusu, maç konusu, kamp konusu her türlü desteği alıyorlar. Evet, yeni yetişen çok yetenekli gençlerimiz de var. Şöyle aslında şimdi küçük yaşlı kız çocuklarını velileri voleybola başlatıyor. Erkek çocukları daha çok basketbola yönlendiriyorlar. Kolay diyor, oraya gidiyorlar. Yani birazcık daha basketbola yönlendirdikleri için. Voleybol daha mı zor? Hayır, şimdi diyorsun. Tabii canım, voleybol yani şimdi... Hepimiz küçükken futbolu çok rahat oynadık yani. Önce topu ayak vurarak başlıyorsunuz. Yani ne bileyim, basketbolda ne diyeceğim, tek başına basketbol oynayabilirsiniz. Futbolda da işte duvara atıp, ama voleybol öyle değil yani, karşınızda birisi olacak. Tabii, yani fundamentalı çok zor bir spor voleybol. Biraz erkek çocukları buna direnç göstermiyorlar. Kızlar daha dayanıklı ve şey oldukları için daha fazla tahammül göstererek orada devam edebiliyor. Erkek çocukları çabuk bıkıyorlar. Sıkıyor, yani ben biraz ona bağlıyorum. Voleybol, erkek çocuklarının voleybolunu tercih etmemesinin nedeni bu şeyle alakalı. Yani voleybol çok kolay değil. Tekniği çok yüksek olması lazım. Yani işte manşet alacaksın, pas vereceksin, smaç vuracaksın. Ama basketbolda bir potaya şut atabilirsin. Ama futbolda da ayağında oynayabilirsin, ama voleybol öyle değil yani. Voleybol birazcık daha zor bunlara göre. Evet. Biraz tercih ondan oralara kayıyor, evet, diye düşünüyorum. Olabilir. Yani tabii ki şimdi voleybolda da idoller büyüdükçe, geliştikçe, işte milli takımda Neslihanlar vardı, Özlemler vardı. Şimdi bir sürü oyuncularımız çıkıyor. Herkes, Edalar var. Yani herkes bir görüyor, buna bir hayranlık diyor. Kız çocukları tabii şimdi sosyal medyanın da bu kadar gelişmiş olması, takibin artması da bunda çok büyük etken. Eskiden işte gazetede yazarsa millet onu görüyordu, ama şimdi yani şu anda herkes belki dünyadaki her şeyi bir anda görebiliyor. Evet. Aslında Nedim Özbey'e de ben bu soruyu sormuştum. Neden böyle bir fark var kadınlarda? Evet, dünyada 5. erkeklerde 29. Şöyle bir cevap vermişti Nedim Özbey. Fizik ve güç olarak biz geride kalıyoruz. Genelde fizikli çocuklarımız basketbolu tercih ediyorlar, Özlem'in söylediği gibi. Bu nedenle altyapılarımıza çok fazla sporcu gelmiyor. Bu altyapılardaki sporcu eksikliği biraz da üst yapıya tabii ki yansıyor. Bu nedenle demişti, bizde en azından kadınlar kadar başarılı olamıyoruz erkeklerde, ama bazı isimler çıkıyor. Efe Mandıracı gibi, Adis Lagumcu'ya gibi, işte yeni isimler var, Efe Bayram gibi. Bu isimler çıktıkça, ancak biz başarı yakaladıkça belki popülerite artacak. Tabii. Ve bu şekilde altyapıya gelen oyuncu sayısı arttıkça başarı da üst yapıya taşınacak. Yani şimdi mesela Efe Mandıracı'yı seyrederken 18 yaşında bir çocuk seyrediyorsunuz. Hı-hı. İşte Arkas gibi bir takımda oynuyor. Keyifle seyredebiliyorsunuz. İnsan ne kadar mutlu oluyor, ne kadar güzel oynuyor diyorsunuz, neler yapıyor diyorsunuz, ne kadar yükseğe çıktı diyorsunuz. Yani şimdi bunlar voleybolun gelişmesi açısından da çok önemli. Yani Efe Mandıracı basketbolcu da olabilirdi belki, ama evet, voleybolu tercih etmiş. Şimdi bunlar çok büyük kazanımlar. Efe Bayram dediğiniz gibi, yani diğer çocuklar da var. İnanılmaz çocuklar var. Mesela U20 biliyorsunuz Çekya'da Covid'den dolayı geri döndüler. Orada evet, kesinlikle şampiyon olacak bir takımdı. Hatta biz üzüldük, bunu acaba bilinçli mi yaptılar diye. Yani orayı anlatır mısınız? Neler yaşandı kısaca? Ya, şimdi pozitif çıktığınız zaman yapacak bir şey yok. Yani Avrupa'nın uyguladığı bir kural var. Yani o gittiğiniz ülkenin kurallarına uymak durumundasınız. O yüzden de iki kişi de pozitif çıkınca yapacak bir şey yok. Geri gittik. Ukrayna'da gitti. Biz de geri dönüp geldik. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemiyoruz. Yani biz testi biz yapmadık. Oradaki doktorlar belirli yaptı. Bir sayı çıkınca olmuyor mu kurtarılan? Mesela yok. İki... Avrupa'da öyle değil. Yani bu bulunduğunuz ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasıyla alakalı bir şey. Yani orada bir kişi bile olsa sizi, hani belki o... sizi karantinaya kapatıyor ve gönderiyor. Ama peki, daha sonra şu yaşandı. Çünkü turnuva devam ederken
Covid'li oyuncular çıktı. O oyuncuları kenara ayırıp diğer takımlar devam edebildiler turnuvaya. Ama yani diskalifiye etmediler onları. Evet, yani onları edebilirlerdi. O zaman bütün turnuvayı bitirmesi lazım. Yani bizi ise turnuvayı almadılar. Burada sanki bir çifte standart var olabilir gibi hissettik. Yapmış, biz olabilir bilmiyorum. Tabii o bizim belki sordum. Çok iddialı bir takımımız vardı. Hı-hı. Orada yok etmiş olabilirler yani. Hı-hı. O düşünce de olabilir diye düşünüyorum ben de. Biraz da kadınları konuşalım evet, mı? Ya da erkeklerde şu soruyu da sorayım. Tamam, finaller bileti aldık. Erkekler konusunu kapatmadan ne bekleyebiliriz şimdi bu kadroyla? Yeni jenerasyon, altyapıdan üst yapıya çıkmış çok yetenekli oyuncularımız var. Ne bekleyebiliriz finallerde? Şimdi bir defa çok iyi bir program yapmamız lazım ve çalışmamız lazım. Yani bu iş çalışmadan olmuyor. Yani kadın takımımız buraya gelmişse dediğim gibi nasıl beşinci olduk onu da anlatırım kadın tarafında nasıl beşinci olduğumuzla. Bu iş çalışmayla oluyor. Günde 6 saat çalıştı kadın takımımız. Hı hı. Çok emek verdiler. Çok zor günler geçirdiler. Çok zor seyahatler ettiler. Yani 35 günlük bir süreçte 5 ayrı kıtada dünyanın maçını oynadılar. Yani her gittiğiniz yerde Amerika'da oynuyorsunuz, geliyorsunuz Çin, Çin'den geliyorsunuz Kore, Kore'den geliyorsunuz İtalya, Türkiye. Yani bu karmaşanın içinde ayakta kalmak çok zordu. Şöyle bir şey araya gireyim unutmayın. Buyurun. Ben kızlarla konuştuğumda bunu nasıl başarıyorsunuz? Kıtadan kıtaya gidiyorsunuz, sürekli dinlenemiyorsunuz. Bazı çamaşırları kurutamadan ıslak ıslak bavullara doldurup gidiyorlarmış. Doğrudur. Evet. Yani mümkün değil. Çünkü birkaç turnuvaya biz de yani zamanımız el verdikçe katılıyoruz. Yani yemek problem, beslenmek problem, oranın şartlarına alışmak problem, hava jet lag şartları. Problem. Çok zor. Yani o yüzden de buna çok ciddi derecede emek harcadılar. 30 kişilik bir kadro oluşturup bazen değiştire değiştire bunu kullandı Giovanni. O da çok önemli. Yani bazı oyuncuları dinlendirmek lazım. Bazılarını işte maçına göre oynatmak lazım. Bunların hepsi tabii plan ve program dahilinde olan şeyler. O yüzden de kızların gerçekten burada vermiş oldukları mücadele çok önemli. Yani 6 saat günde idman yap, 5 kıtada oyna. Bizim 5.liğimiz oradan geldi. Yani Viyana'da aldığımız puanlar bizi bir anda 11.likten 5.liğe getirdi. Erkeklerde de böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ama bundan sonra dediğim gibi biz de erkeklerde bu çalışmaları yapıp Dünya Milletler Ligi'ne girdiğimiz zaman zaten otomatikman oralara gelmeye başlayacağız başarılar geldiği zaman. Çünkü Sırbistan bile bizim gerimize düştü. Neden düştü? Çünkü Dünya Milletler Ligi'ne önem vermedi. Puanları geri gitti. Yani bundan kaynaklanıyor. Şimdi FIBB Dünya Milletler Ligi'ni en önemli turnuva olarak addediyor ve buraya ciddi katılım istiyor. Biz de buna çok düzgün davrandık ve katıldık bütün turnuvalara. Puanlarımız öyle arttı. Ondan dolayı biz 5.liğe geldik. Bir anda dünya şampiyonu olarak gelmedik. Hı hı. Orada da tabii kadınları biraz tabii çok şişiriyoruz. Dünya 5.si falan diye ama arkasında çok zorluklar var. İşte olimpiyatlar geliyor. Göreceğiz orada ne olacağını. Bu mücadeleyle oluyor yani. Hı hı. Hemen kesinlikle. Ben bir araya girmek tabii istiyorum. Kurtaran abi, Giovanni Guidetti'nin milli takıma gelmesi de sizin çok büyük bir rolünüz var. Başkanın rolü var. Benim bir rolüm yok. O demeden yani, alamayız. O süreç nasıl gelişti? Yani onu birazcık anlatabilir misin? Ya onu bir kez daha sordular bana. Tabii biz federasyon olarak göreve geldikten sonra başkanla bu görüşmeyi yaptık. Başkan da bizim için Giovanni'nin bu işin başına geçmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Giovanni ile de benim bir hukukum vardır yani. Her zaman konuşuruz, ederiz falan. Birazcık da tabii duygusal oldu yani. Maneviyatı olan bir. Ben Giovanni'yi karakter olarak da çok severim. Çok da şeydir yani. Dürüst adamdır yani bana göre konuşmalarımızın hepsinde çok dürüst davrandığı için söylüyorum. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Biraz sıkıntıları vardı onun. Hollanda milli takımıyla sözleşmesi vardı. Biz de ona her şeyin aşılacağını, onun işte artık bir Türk olduğunu, Türk'le evli olduğunu, bizimle çalışmasının bizi de mutlu edeceğini, Türk milli burada yaşadığını, burada çalıştığını, bizimle çalışmasının daha doğru olacağını, ailesinin burada olduğunu falan söyleyince biraz ikna oldu ve öyle imzaladık. 4 yıl bitti. İşte inşallah 1+3 daha bir sözleşme yeniledi federasyon başkanımız. Önümüz seçimler bir yıl ertelendiği için nezaket ve centilmenlik kuralları dahilinde. Böyle bir devam ediyoruz ve memnunuz da Giovanni'den. Geçtiğimiz programda sevgili Guidetti'yi biz konuk almıştık programımıza. Artık Türkçe konuşmayı da öğrendi. Hemen hemen bütün programımızın bütün soruları konuşuyor. Çok evet, becerikli adam, her şeyi öğreniyor. Konuştuk. Evet, o da çok büyük bir artı tabii ki milli takımımız için. Bu sürecin çok zorlu olduğunu da ben aslında düşünmüyorum. Çünkü 2008 yılında Türkiye'ye geldi Giovanni Guidetti. Biz
özel sohbetlerimizde her zaman konuşuyorduk. Ben hep soruyordum, neden Türk milli takımının başında değilsin, neden çalıştırmıyorsun? Hep şunu söylüyordu, istiyordu aslında Türk milli takımına çalıştırmak ama önce bir Almanya macerası oldu. Daha sonra Hollanda önce macerası oldu. Önce Bulgaristan. Evet. Önce Bulgaristan, daha öncesinde. Ama hep aklında bir Türk milli takımına çalıştırmak vardı. Şimdi Giovanni'de şu da var. Giovanni birazcık şeyi sevdi, nasıl söyleyeyim? Bizim konuşmamızda şunu söyledi, yani başkanın ve benim voleybol orijinli olmamız, yani voleybolun içinden gelmemizin de onun için bir avantaj olduğunu söyledi. Bu çok önemli bir şey aslında. Ben dedi voleybol konuşabildiğim insanlarla çalışmak istiyorum. Biz yani Giovanni ile böyle her şeyi çok iyi gitmeyebilir bazen, yani tartışabiliriz de. Ama bütün her şeyin kararını o veriyor. Biz fikrimizi söyleriz her zaman. Yani Giovanni bu niye böyle, neden oldu? Bir şey mi var? Yani sorgularız birbirimizi. O da bize soruyor. Fikir ayrılığına düştüğünüz noktalar kesinlikle oldu mu? Kesinlikle düşmüyoruz. Şöyle, çünkü son karar onun. Ama biz Türk voleybolunun yürüyüşü ve akışını bilmemiz lazım. Yani ne olduğunu, ne bittiğini biz de bir takım insanlara hesap vermek durumundayız. Yani kamuoyuna, voleybol kamuoyuna hesap vermek durumundayız. İşte boyuna soruyorlar. Neriman niye mi takımda yok falan. Bir şeyler oluyor yani. Neden yok mesela, ben de buyur. Yani çok soru geliyor, inanılmaz. Şimdi, Neriman'ı ben defaatle anlattım ama gene anlatayım. Neriman dediğim gibi yani milli takıma hizmet etti uzun süre. Hatta en son 2017 Azerbaycan'daki Bakü'deki Avrupa Şampiyonası'nda vardı. Ondan sonra kendine göre böyle bir şeyler söyledi ama biz hiçbir zaman onu ani verilmiş kararlar, maç sonrası söylenmiş laflar diye çok ciddiye almadık. Daha sonra benim Neriman'la yapmış olduğum, Giovanni'nin bir de bir karakteri var, onu da anlatayım bu arada da. Giovanni bir defa milli takım istemeyen bir oyuncuyla kesinlikle çalışmak istedi. Yani birisi yan gözle geliyorsa oraya, yarım yamalak geliyorsa gelmesin diyor zaten. Yani benim dengemi ve düzenimi bozar diyor. Neriman'la o zaman bir takım problemleri vardı, ailevi problemleri vardı. Onunla ilgili bizden izin istedi. Ben bunu Giovanni ile konuştum. Anlayışla karşıladı. Böyle bir izin verdik Neriman'a. Yani bugün gene diyorum yani Neriman'ı Giovanni dese ki milli takım kampına davet ederim, gelsin derse gene davet ederiz. Milli takımda oynayacak pozisyonu varsa da, gücü varsa da oynar. Bu kadar. Yani Neriman bu. Neriman ben milli takıma gelmem diye bir laf da söylemedi. Yani neticesinde her zaman seve seve gelmeye hazırım. Ama bugünlük beni affedin dedi. Çünkü ne maddi ne de manevi olarak, kafa olarak bu işe hazır değilim dedi. Saygı duyduk. Hazır milli takım konu açılmışken, şimdi ligimizde maçlarımız devam ediyor ve hani federasyon olarak sevgili başkanımız Akif Üssün davetsizin organizatörlüğünüzde çok iyi idare ettik bu pandemi dönemindeki bütün maçları. Şimdi bu maçlarda tabii ki seyircisiz oynanıyor. İşte oyuncuların birazcık psikolojileri daha hani maça konsantre olamıyor bilirlerdi. Baştan öyleydi ama sonradan alıştılar artık, hani seyircisiz oynanıyor. Bu şartlarda oynanıyor. Çok zor şartlar yine pandemi dönemi. Burada dikkat çeken oyuncular hangileri? Takımlar hangileri? Yani bu takıma, yani takıma destek veren, yatırım yapan, takım halinde iyi oynadığını düşündüğünüz takımlar hangileri? Dikkatinizi hangi oyuncular ve takımlar çekti? Ya şimdi tabii isim vermek çok doğru değil. Yani bir yanlış algılamalara yol açıyor. Ama gözlemlediğimiz çok iyi oyuncular var. Yani ben mesela çok mutlu oluyorum. İşte Galatasaray'daki birkaç tane oyuncunun çok üst düzeye çıkmaya çalışıyor. Yani iyi bir performans ortaya koyuyor. Eczacıbaşı'nda bir iki tane oyuncu var. İşte Yeşilyurt'ta var. Bunlar Türk voleybolu için kazanç olacak diye düşünüyorum. Süre buluyorlar. Eskiden bu kadar süre bulamıyorlardı. Evet. Onlar süre buldukça performansları artıyor. Tabii bu da milli takımın geleceği açısından çok fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Bunlar önemli. Yani ben hep birazcık da kalitesiz yabancı yerine bu Türk oyuncuların oynamasından yanayım. Yani dediğim gibi futbolda biliyorsunuz Katar öncesi son durak Türkiye'ydi. Voleybol öyle olmasın. Kesinlikle olmasın. Çünkü dediğim gibi bizim altyapılardan, U17'den, U19'dan gelen çok iyi oyuncularımız var. Bunların hepsinin bu sahalarda yer alması lazım, mücadele etmesi lazım ki yukarıda milli takıma geldiklerinde de bir performans gösterecek halleri olsun diye düşünüyorum. Ve takımlar da benim dikkatimi çekiyor. Mesela Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesi, bunlar gelecek sezonlarda da yatırım yapacak, voleybola daha artı katkı sağlayacak şekilde kadrolar kurmaya devam edecekler ve voleybolun içinde kalmaya devam edecekler. Ya tabii başarı oldukça sponsor da geliyor. Takımlar da bu mücadelenin içinde olmak istiyor.
Tabii maalesef bu Kadınlar Ligi'nde bir ilk 3 sıra var. Kırılmayan döngü. Kendi aralarında böyle bir değişim yapıyorlar ama dediğim gibi Anadolu'da da çok iyi takımlarımız var. Yani ben mesela çok mutlu oluyorum. İşte Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi bunlar voleybola renk katıyorlar. Geliyorlar bu bizim 3 büyük tabir ettiğimiz takımları yenebiliyorlar. Onlarla mücadele edebiliyorlar. Bunlar tabii kadın voleyboluna renk katıyor. Yani üsttekiler aşağıdakilerden biraz kurtuluyoruz. Yani üsttekiler biraz 5, 6, 7 gibi olmaya başlıyor. Birbirine denk gelmeye başlıyor. O yüzden de bu Anadolu'daki takımların yatırım yapması, Aydın Büyükşehir Belediyesi hakeza öyle. İşte Türk Hava Yolları bu sene Türk Hava Yolları çok başarılı. Yaptı. Bravo. Hı-hı. Onlar da iyi hatırlattın. Türk Hava Yolları da çok başarılı. İşte orada da işte bazı milli takım oyuncuları oyun forma şansı buluyor. Bunlar tabii çok önemli. Mesela bunun yanında antrenörün yetişmesi de çok önemli. Yani mesela Alper Amurcu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde, Dehrican Dehroğlu Nilüfer Belediyesi'nde İlk dönem Giovanni ile birlikte çalışan Ataman Güney'le ilgili Galatasaray'da. Şimdi bayan tarafında birazcık da antrenörlerimiz de gelişiyor. Yani onlar da Türk voleyboluna katkı sağlıyorlar. Bu da çok önemli. Yani oyuncu kadar antrenör de olacak ki bu gelişim daha rahat olsun. Kesinlikle. Peki erkek tarafına dönecek olursak. Mesela Nedim Özbey ile devam ediyoruz şu anda. Nedim Özbey ile 1998'de ben milli takım menajeriydim. Hı. O da Herrera'nın yardımcısıydı. 98, 22 yıl olmuş. Yani oralarda da bir gençlerin artık ortaya çıkması lazım herhalde, bilmiyorum. Yani nasıl söyleyeyim, belki erkek milli takımımız da bu boyutlarda kadınlar gibi üst düzeylerde mücadeleye girdiği zaman oralardaki herhalde antrenörlerin performansları da artacak diye düşünüyorum. Yani çünkü biz bunu çok zorladık. Bilhassa başkan işte Özlemler'in 2003'teki Avrupa şampiyon olduğu takımı statü değişikliği yaparak hepsine dördüncü kademe antrenörsünüz. Evet, hepsine dördüncü kademe antrenörlük diploması verdi. Yani sırf neden? Hı. Aman antrenör çıksın, antrenör yetişsin diye. Diğer yüzden fazla milli takım oyuncular için böyle bir uygulama yaptı. Ama eğitim de gördük. 15 eğitim yıl de gördünüz. Eğitim gördük. Tabii yani eğitimini görerek aldılar. Şimdi bunun geri dönüşü lazım yani. Şimdi aldılar diplomaları, çerçeveyi astılar, duvarda duruyor. Yani bu çalışmak lazım. Bu erkeklerde de var yani. Böyle çok insan var. Çok oyuncu var, eski oyuncu. Ama bunların çalışıp takımlarda bir şeyler ispat etmeleri lazım. Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, Giovanni Guidetti'nin sözleşmesinin uzatıldığını bizim programımızda söylemişti. Evet. 1+3 ilk kez evet. Bu programda duymuştu voleybol severler. Nedim Özbey'i sorayım. Sözleşmesi devam ediyor mu? Bir sözleşme yenileme girişimi var mı? Nedir son durum? Sözleşmesi devam ediyor Nedim Özbey. Nedim Özbey biliyorsunuz onun bir sağlık problemi oldu. Hı hı. Biz çok korktuk tabii. Tabii o da çok büyük özveride bulunarak Makedonya'ya gitti. Çok kolay bir şey değil. Yani bir anda düşüp bayılıyorsunuz. Başınızdan bir sürü olaylar geçiyor. Buna rağmen milli takımın başına geçip bu işi yönetiyorsanız bu işi çok seviyorsunuz. Çok saygı duyuyorsunuz demek. Biz de ona çok yani saygı duyuyoruz. Bu yapmış olduğu özveriden dolayı çok kolay bir şey değil. Ama bir süreç var önümüzde. Bakacağız. Nedim hocamız bizimle her zaman çalışıyor, olacaktır. Dediğim gibi yani sağlık durumu ne olacak, ne bitecek bilemiyoruz. Yani çok kolay işler değil. Bu tempolara ayak uydurmak, hem kulüpte çalış, hem milli takımda çalış. Yani artık yaş kemale eriyor bizlerde de. Öyle çok kolay değil yani. Giovanni falan genç belki ama hem milli takım hem kulüp. Yani ne bileyim 12 ay aralıksız çalışmak çok kolay değil. Kesinlikle öyle. Biraz da Milletler Ligi'ni sormak istiyorum. Milletler Ligi ile ilgili çok fazla soru geliyor çünkü voleybol severlerden. En çok gelen soru şu. Sizin görüşünüz ne? Bunu merak ediyorum. Tabii son tercih Giovanni Guidetti'nin olacak ama az takımla mı oynarız Milletler Ligi'nde? Çünkü olimpiyat oyunları da var. Yoksa yedek ağırlıklı bir kadroyla mı oynarız? Yoksa biz Milletler Ligi'ni olimpiyat oyunlarına hazırlık turnuvası olarak görüp az kadromuzla, en güçlü kadromuzla mı mücadele edelim? Şimdi Milletler Ligi oynanacaksa 13 Mayıs'ta başlayacak İtalya ayağında. Ama şimdi orada da bazı şeyler var. Yani FIBB'nin sözde Milletler Ligi'ni bir ülkede bütün 16 takımı toplayarak oynatma gibi bir çalışması var. Hı hı. Nasıl söyleyeyim, işte 16 takım 30'dan gelse 480 kişi, 60 da delegasyon oluyor herhalde. 500 küsür kişi, işte organizasyonla ilgili 600 kişi, 7 günde karantina süresi var. 45 günlük bir süreçte bir ülkede bu insanları olimpiyatlardan daha fazla bir şey. Yani olimpiyatlarda 12 takım var, burada 16 takım bir anda
Böyle bir organizasyon turnuva için. Turnuva daha uzun. Olimpiyat oyunlarından daha. Daha uzun. Çok kolay bir organizasyon değil ama böyle bir düşünce var. Bu düşünce herhalde 26'sında bir toplantısı olacak FIBB'nin. Orada bir şekillenecek diye düşünüyorum. Çünkü çok kolay bir organizasyon değil. Hem ekonomik açıdan hem de pandemi sürecinde, pandemi devam edecekse bu insanları nasıl muhafaza edeceksiniz? Karantina süreleri var, bunların ulaşımları var. Birine bulaşırsa herkese bir anda bulaşır filan. Çok zorlukları olan bir şey. Zannediyorum biz de ev sahipliği yapmak istiyoruz değil mi? Biz de isteriz. Çünkü olimpiyat öncesinde kendi evinizde böyle bir hazırlık yapmanız bizim için de avantaj olabilir. Ama tek dezavantajı da seyircisiz oynanacak olması. O da tabii işin tatsız tarafı. Ya, milli maçların ben seyircisiz oynanmasında yani, ben pek bir anlam da görmüyorum. Hem seyircili oynanması, yani pandemi varsa oynanmasın. Veyahut da milli maç oynanacaksa seyirciyle oynansın. Oynanmış. Çünkü o oyuncunun profesyonellik haricinde tek motivasyonu orada tribünde gördüğü Ay Yıldızı, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı. Hı hı. O motivasyonla oynuyor. Yoksa profesyonellik olmayan bir yerde mücadelenin seyirciz olması hiç de hoş olmuyor. Yani ben olsam eğer pandemi sürecinde seyircisiz oynanacaksa oynanmasa daha iyi. Evet. Olimpiyat oyunlarını sorayım. Bir madalya hedefi koyduk. Çok da zor rakiplerimiz zor var. Zor bir hedef koyduk aslında. Zor kolay bir hedef değil. Evet. Ama o hedefi yukarı koyarsanız ulaşacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim? Dünya Milletler Ligi'nde bu takım kimse ikinci, yani finale bile kalamaz. Dörde kalamaz diyorlardı. Bunu başardılar. Bu takımın ayrı bir özelliği var. Yani nasıl söyleyeyim? Çok büyük starları olmayan ama çok iyi mücadele eden bir takımız. Şimdi dünya voleyboluna baktığınız zaman bizim grubumuzda kim var olimpiyatlarda? Amerika, Çin, İtalya, Rusya, Arjantin. Evet. Şimdi Amerika ve Çin farklı bir boyutta bir takım. Çin tabii Zhu Ting de bence bir fark yaratıyor. Çok önemli bir oyuncuları var. İtalya'da Egano var. O da çok fark yaratan bir oyuncu. Onun haricindeki takımların hepsi bizim ayağımız. Biz mesela Amerika ile de oynayabiliriz. Rusya ile oynuyoruz. Zaten kazanıyoruz Ruslara karşı. Arjantin'i yeniyoruz. Ama öbür gruptan çaprazdan yürüyerek madalyaya gidebiliriz. Yani biz grubumuzdan çıktıktan sonra önümüz daha da açık. En kritik maç sanki Amerika Birleşik Devletleri Amerika maçı ve Rusya maçları olacak. Bizim için çok kritik maçlar. Yani İtalya'yı da biz yendik. Ne diyeyim yani Amerika ile de çok rahat oynayabiliriz. Çünkü Amerika'da bizim tarzımızla voleybol oynayan bir takım. Yani evet. Brezilya, İtalya Amerika bize uygun oynayan takımlar. Ama mesela ben hep çekindiğim takım. Mesela 2018 Dünya Şampiyonası finalleri İtalya, Sırbistan oynuyordu. Djokovic'ten Federer'in maçı gibi. Yani tenis maçı gibi. Biri 45 sayı yapmış, biri 42 sayı yapmış. Al topu at ona, o vuruyor. Yani onlar farklı, denge bozan oyuncular. O yüzden de ben onlardan biraz çekiniyorum açıkçası. Yani onlardan uzak durmak lazım. Dediğim gibi gruptan çıkıp karşı taraftaki rakibimiz de istediğimiz gibi gelir de biz madalyaya gideriz olimpiyatlarda. Evet. Ben şimdi tekrar misli.com Sultanlar Ligi'ne dönmek istiyorum. Şimdi daha birinci devre yeni bitti. Önümüzdeki hafta ikinci devre maçları başlayacak ve şimdi önümüzdeki senenin transfer duyumları bizim de kulağımıza geliyor. Yani bu kadar dillenmesi oyuncuların transfer. Demek ki voleybolla ilgi çok fazla. Herkes iyi takım yapmak istiyor. Seneye de bu sene şampiyonluklar bitti. Seneye de şampiyon olalım diye uğraşıyor. Yani aslında daha normal sezon bitmeden playofflarda işte duyardık. Şimdi normal sezon bitmeden şimdi bu tabii şöyle bir şey. Transfer yapılabilir. Ama bunun bir etik tarafında olması lazım. Bunların duyulmaması lazım. Konuşulmaması lazım. Yazılmaması lazım. Yani düşünün bir antrenörün yerine bir antrenör geldiğini önümüzdeki sene düşündüğünüz adam işini yapamaz yani. Neticede etkilenir yani hepimiz insanız yani. Oyuncular öyle değil mi yani? Tarafından şimdi iki ay sonra sizin yerinize bir tane yayıncı atansa veya program sunucusu atansa rahatsız olursunuz yani. Bu iş böyle yani. Bu voleybolda da böyle. Yani takımların daha kadroları yeni yerini buluyor. Oturuyorsunuz. Antrenörler çalışmaya başlıyor. Daha önünde ikinci devre var. Playoff ayağı var. Türkiye Kupası var. Ama bir bakıyorsunuz yeni takımlar oluşturulmaya başlıyor falan. Bunlar tabii birazcık da menajerlerin herhalde. Ha, onu soracaktım. Bunu menajer... Su kaçırmalarının oluyor işte oradan oraya. Bu tabii hoş değil açıkçası. Ben de olsam, kulüp yöneticisi de olsam, oyuncu da olsam rahatsız olurum. Yani şimdi oyuncular da haklı. Eğer
siz 2 liraya oynuyorsanız 10 lira teklif geldiyse bunun uykunuz kaçar yani. Atayım da imzayı bir an evvel kurtulayım diye. Hepimiz yaşadık bunları. Yani sporculukta böyle, neticede profesyonellikte para kazanmak istiyor hepsi. Ama bunlar rahatsız edici şeyler. Denge bozar. Yani birazcık daha gizli kalması lazım diye düşünüyorum. Oyuncuların da dengesini bozuyor. Tabii bu arada. Kesinlikle bozar. Yani insanın aklı gider yani. Ne yaparsan yap, neticede para kazanacaksınız sonunda. Ama bazıları da çok mantıklı düşünerek hareket edebilir. Çünkü ben hep onu söylüyorum. Yani bir sene para kazanırsınız ama yok olursunuz. En önemli şey çalıştığınız antrenör kim, takım kim, ekonomisi nasıl, seyircisi nasıl, tesisleri nasıl. Bunlar önemli yani, yoksa para her yerden alabilirsiniz yani neticede. Ya bu sene birazcık erken başladı sanki. Daha hani ilk devrenin sonunda ya bu erken, şekilde. Tabii çok erken başladı. Yani ben de şaşırdım. Bu kadar erken Ayyuka çıkma. Yani Ocak şu anda ayındayız. Takımlar oluştu bile duyduğumuza göre. Yani ben mesela doğru mu yanlış mı çok fazla bilemiyorum ama şu anda takımlar oluşmuş vaziyette. Evet. Bizim de duyduğumuz o yönde. Hayırlısı diyelim. En çok gelen sorulardan biri belki de günün manşeti olacak soru. Melisa Vargas Türkiye'de oynuyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim de milli takımımızda köşelerde zaman zaman problemler yaşadığımızı herkes biliyor. Pasör çaprazı pozisyonu olsun, smaçör olsun. İki pozisyonda da oynayabiliyor Vargas. Küba milli takımından 4 yıl ceza aldı. Bu da tabii voleybol basınında yazılınca voleybol severlerin aklında her zaman salonlara girdiğimizde şu muhabbet olurdu, şu konuşma hep geçerdi. Acaba Vargas Türk olabilir mi? Türk milli takımına geçebilir mi? Türk milli takımında oynayabilir mi? Sonra bir duyduk ki Sırbistan pasaportu almış. Bizim hiçbir girişimimiz oldu mu Vargas'la ilgili veya biz hiç düşündük mü Vargas'ı Türk yapmayı veya Vargas cephesinden böyle bir istek geldi mi? Bu en çok merak edilen sorulardan biri. Şimdi şöyle bir şey, tabii Vargas'ın Türk olması iyi bir şey olur. Yani böyle bir oyuncunun Türk milli takımında oynaması bizim için artı bir değerdir. Ne kadar heybenizde çok yükünüz olursa o kadar iyidir. Yani ama dediğim gibi Vargas'ın Küba'dan ceza aldığını biliyorum. Sırp pasaportu aldığını biliyorum ama Türkiye pasaportu aldı mı, Türkiye vatandaşlığını geçti mi onu açıkçası bilmiyorum. Yani üçüncü bir pasaport nedir, ne değildir, ne getirir onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi Vargas Türk olursa niye hayır diyelim ki, yani böyle bir şey bizim için kar olur yani. O zaman lige dönelim. En çok merak edilen sorulardan biriydi. Kurtaran Mumcu'dan da cevabı aldık sevgili seyirciler. Ligimizde 3 erteleme maçı vardı. Onları sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Sonrasında burada değerlendireceğiz. Özlem Özçelik ve Kurtaran Mumcu ile birlikte. Erteleme maçlarında neler olmuş? Bir de derbi heyecanı yaşadık tabii ki. Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra karşı karşıya geldi. Acaba erteleme mücadeleleri nasıl geçti, izleyelim. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 16. haftanın erteleme maçı Sistem 9 Yeşilyurt ve Eczacıbaşı Vitra'yı karşı karşıya getirdi. Ligin ilk haftasında rakibini 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Vitra, erteleme maçından da 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı ve ligde 3. sıraya yükseldi. Tiana Boşkoviç 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Sistem 9 Yeşilyurt'ta da Alexia Karataşu 17 sayıyla maçı tamamladı. 15 blokla bu sezon en fazla blok yaptığı maçı oynayan Eczacıbaşı Vitra, hücumda da rakibine %46'ya %32'lik üstünlük kurdu. Ligde pazar günü ise 18. hafta erteleme maçları oynandı. Günün ilk maçında Sistem 9 Yeşilyurt ve PTT karşılaştı. Ligde ilk 8'i hedefleyen iki takımın maçında gülen taraf, deplasman ekibi PTT oldu. Maçı 5 sette kazanan Ankara ekibi sıralamada da 8.liği rakibinden devraldı. Ev sahibi takımda Derya Cebecioğlu 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olsa da mağlubiyeti önleyemedi. PTT'de ise Emilia Dimitrova 23, Kristina Vuchkova 22 sayıyla oynadı. 18. haftanın bir diğer erteleme maçında Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe Opet, kaptanı Eda Erdem Dündar'dan yoksun çıktığı maçtan 4 sette galip ayrıldı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon 5. yenilgisini alan Eczacıbaşı Vitra'nın ise 3. sıradaki yeri değişmedi. Tiana Boşkoviç 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olsa da takımının mağlubiyetini önleyemedi. Fenerbahçe Opet'te ise Melisa Vargas 23 sayıyla maçı tamamladı.
Sarı lacivertliler bloklarda rakibine 11'e 9, servis sayılarında ise 10'a 4 üstünlük kurdu. Misli.com Sultanlar Ligi'nde servis sayılarında ise 10'a evet, 4. Evet, derbide Fenerbahçe Opet güldü sevgili seyirciler. Tabii derbi öncesinde şoke edici bir haberle de karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı kaptan Eda Erdem bu mücadelede oynayamayacaktı. Kafalarda soru işareti vardı. Eda'sız, Eda Erdem'siz, kaptansız Fenerbahçe Opet derbide nasıl bir performans sergileyecek? Ama mükemmel servis attı Fenerbahçe. Orta evet. Oyuncuları Bahar olsun, Dicle olsun çok iyi performans sergiledi. Sevgili Özlem ve Fenerbahçe beklenilenin aksine belki de ya da beklenilenden daha kolay diyeyim rahat bir galibiyet aldı. Tabii şimdi maçın başından itibaren iyi servisle başladığı için Fenerbahçe Opet önce Hande'yi oyundan düşürdü. Sonra Jordan Thompson'ı da oyundan düşürdükten sonra zaten iki oyuncu hemen setin başlarında Mott'ta dışarı aldı. Saliha ve Fatma'yla tekrar oyuna devam etti. Şimdi Fenerbahçe tarafı Opet tarafından bakarsak Naz o kadar iyi organize etti ki takımı. Yani hem ortaları çok iyi kullandı. Ortaların blok açıkçası maç öncesi blok benim için önemliydi. Ortaların nasıl blok yapacağı ama kritik yerlerde, kritik sayılarda hani öyle iyi bloklar, öyle sayılar aldılar ki özellikle Dicle o son sette aldığı kritik yerdeki bloklarda. Vargas'ın çok yüksek hücumla oynaması, yani hücum yüzdesinin çok yüksek olması ayrıca bu maçın kazanılmasında çok büyük rol oynadı. Şimdi Buşa normalde sezon başından çok daha iyi oynamaya ve toparlamaya başladı. Hem arka tarafı manşette, ön tarafta da blok outları fazlaca kullanarak sayı almakta başarılı oldu. Mihailović bence bu maçta hani çok iyi oynamasa da Vargas'ın, orta oyuncuların, Naz'ın iyi organizasyonuyla, pas organizasyonuyla çok daha iyi oynadı bu maçta. Yani ilk iki sette baktığımda, hatta bütün maç boyunda baktığımda hemen hemen sıfır hatayla oynadı diyebilirim Fenerbahçe Opet. Tabii Eczacıbaşı Vitra'ya karşı 10 servis sayısı buldu. Çok iyi servis attılar. Yani hiç kesmediler. Hı-hı. Yani bak Naz ve Vargas'ın 3 tane ace sayıları var evet. Sanırım. Diğer oyuncuların da en az servise geldiklerinde bir ace sayıları da var. İnanılmaz manşet hataları yaptı Eczacıbaşı Vitra. Mesela köşeleri değiştirdi Marco Motta. Hande Jordan Thompson başlamıştı. Evet. Saliha Fatma'ya döndü. Değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü hakikaten dışarıdan giren oyuncuların da hani Fatma'ya baktığınızda tamam arkada defans ve manşette yardımcı oldu takım ama file önünde etkisiz oldu. Saliha zaman zaman hücumda etkili oldu ama hani Boşkoviç'e yardım edebilecek yüksekliğe, kıvama hiçbir oyuncu gelemedi. Zaten Boşkoviç alınan sette çok büyük etkisi var. Simge'nin arkada yaptığı defanslar mesela müthiş defanslar yaptı Simge. Çok iyiydi. Arkayı topladı, manşette aldı evet, ama hücum, kesinlikle. Yani top öldürme de çok çok zorlandı. Hani baktığımızda blok da iyiydi Fenerbahçe Opet'te. Çok iyi top takibi 11 yaptılar. 11 blok sayısı var. Yani bu Bahar ve Dicle'nin de takipleri çok iyiydi. Yerinde blok sayıları çok iyiydi. Defans, hani özellikle Fenerbahçe'nin Opet'in yaptığı defanslar da benim çok dikkatimi çekti. Hmm. Bu çıkan defanslardan sonraki sayıların hücuma çevrilmesi tabii ki Eczacıbaşı Vitra'yı da sıkıntıya soktu. Müthiş bir konsantrasyonla oynadı Fenerbahçe Opet evet. Oyuncular. Yani Kurtaran Mumcu da buradaydı. O da mücadeleyi izledi. Yıllarca Eczacıbaşı Vitra'da genel menajerlik yapmış. Siz nasıl gördünüz? Iki Fenerbahçe takımda çok istedi o gün. Yani Eda'nın da olmayışı, sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi yani Dicle ve Bahar inanılmaz derecede bir iyi oyun oynadılar. Yani Naz da takımı çok iyi yönetti. Tabii Vargas'ı da bence bu sezon seyrettiğim en iyi oyunuydu. Yani hı-hı. Bu kadar etkili olduğunu ilk servise defa gördüm. Servise karşıladı zaman evet, zaman. Evet, defans da yaptı mesela. Birkaç tane defansı da var. Onun haricinde dediğim gibi yani belki de Buşa'da Kelsey Robinson gelince herhalde forma gidiyor elden deyip o da biraz evet, hareketlenmeye başladı. Yani Fenerbahçe daha çok istedi kesinlikle diye düşünüyorum. Eczacıbaşı da tam tersi. Ne bileyim yani böyle bir 4 numara oyuncuları Özlem'in de bahsettiği gibi biraz manşet karşılamada, servis karşılamada geri düşünce orada da bir Saliha'nın birazcık performansı yükseldi. O da iyi bir şey. Yani
4 numara oyuncularını biz daha fazla böyle özenle takip ediyoruz. Milli takımın geleceği açısından. Onun da mesela bir artı 6 ile bitirmesi sayı olarak falan takım içinde herhalde ikinci skorer oydu. Boskoviç'ten sonra 6 sayıyla. Tabii onlar da bizim açımızdan sevindirici şeyler. Ama maçın genelinde Fenerbahçe çok hakimdi. Ne dersem 4. sette 23-19 muydu? Evet. Fenerbahçe orada gerideydi galiba. Evet. Oradan 22-19'dan. 22-19'dan gelip aldı. O da birazcık da şeyi gösterdi. İsteyen ve istemeyen gibi gözüktü. Hak etti Fenerbahçe yani. İyi oynadılar. Ve şeyi hiç düşürmediler. Yani servis. Ne servis kestiler, ne manşette, defansta. Maçın başında nasıl başladılarsa sonuna kadar o şekilde devam ettiler. Hani onlar için çok büyük bir artı. Hani hiç hız kesmediler. Öyle diyebilirim. Zaten bu oyunla Eczacıbaşı Vitra'yı yenmeleri çok oyunun başında Eczacıbaşı Vitra'nın hücumunu kestiler. Ve sonuna kadar devam etti. Maç sonuna kadar. O zaman Zoran Terzic'in maç sonu açıklamalarına bakalım. Zoran Terzic, Fenerbahçe Opet baş antrenörü, maç sonunda neler söyledi, maçı nasıl değerlendirdi izleyelim. Öncelikle tüm takımımı tebrik ederim bu önemli galibiyetten dolayı. Evet, sizin de söylediğiniz gibi birinci ve ikinci seti neredeyse her şeyi tamamen doğru yaptık diyebilirim. Ben aynı zamanda rakibi de tebrik etmek istiyorum. Bugün çok güzel bir oyun seyrettik ki her zaman Fenerbahçe ve Eczacıbaşı maçları çok ilginç maçlar oluyor. Birinci ve ikinci sette her şeyi evet mükemmele yakın yaptık, doğru yaptık ama sonra nasıl ifade edebilirim İngilizce'de bilemiyorum ama daha sonra birazcık serviste çekincelerimiz, belki de oyuncuların birazcık galibiyetten çekindiler, korkarak oynadık ama en sonunda hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Herkes Eda'nın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyor, sizin de dile getirdiğiniz gibi. O sadece sayı almadı değil, bizim için çok daha fazlası. Çünkü o bir kaptan, o bir lider. O sahadayken bizim oynamamız çok daha rahat oluyor. Takım çok daha iyi oynuyor. Belki de bu maç oynayabilirdi aslında. Sakatlığı da o kadar da ciddi değildi ama sezon uzun. Kendisini riske atmak istemedik. O yüzden kendisini kulübede dinledik ama bizim kadromuz gayet geniş bir kadro. Onun yerine oynayanlar da onu hiç aratmadılar. Aslında açıklamalar son derece önemli. Sezon uzun, önümüzde Şampiyonlar Ligi maçları var diyor, playoff maçları var diyor. İstersek oynatırdık ama riske etmek istemedik dedi Zoran Terzic. Son derece doğru bir yaklaşım ki hem Dicle hem de Bahar Eda'nın yokluğunu aratmadılar. Fenerbahçe Opet'e çok iyi bir performans sergilediler. Hafta sonu itibariyle 25. hafta maçlarıyla birlikte sevgili seyirciler, Mistikom Sultanlar Ligi'nde heyecan yeniden devam edecek. 25. haftanın programına bakalım. 25. haftada da çok kritik maçlar var. Çok önemli maçlar var. Hemen ekranlara gelsin. Cumartesi günü Karayolları PTT maçı saat 12'de TRT Spor 2'de olacak. Aynı gün Çangeçli Kalespor, Sarıyer Belediyespor'u, Vakıfbank Beşiktaş'ı, Milbank Sistem 9, Yeşilyurt'u, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni, Nilüfer Belediyesi'ni, Galatasaray HD Sigorta, Fenerbahçe Opet'i, Kuzeyboru'da Beylikdüzü Voleybol İhtisası ağırlayacak. Karayolları PTT mücadelesi saat 12'den itibaren, Galatasaray HD Sigorta Fenerbahçe Opet maçı ise saat 15'den itibaren TRT Spor 2 ekranlarında olacak. Pazar günü ise çok çekişmeli geçmeye aday bir başka mücadele, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Vitra saat 19'da karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi de yine TRT Spor 2'den izleyebileceksiniz. Çok kritik maçlar var. Hem Türk Hava Yolları Eczacıbaşı Vitra maçı çok önemli, hem de Galatasaray HD Sigorta Fenerbahçe Opet maçı son derece önemli. Bu iki mücadeleyi TRT Spor 2'den izleyebileceksiniz. Çok teşekkürler Kurtaran Mumcu, Milli Takımlar Basın Sözcüsü. Tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdi. Kurtaran Mumcu, Özlem, sana da teşekkürler yorumların için. Ses sayısından bu haftalık da bu kadar sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta 25. hafta mücadelelerini değerlendireceğiz. Biz burada Özlem Özçelik'le birlikte haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.